Teşekkür ederiz hocam sunum için. Ben teşekkür ederim. Bu arada bu son dediğiniz bölüme kesinlikle katılıyorum. Çünkü şöyle oluyor. Biz de maalesef ki birazcık öğrenci psikolojisi gerçekten özellikle de ilk başladığımızda çok fazla oluyor. Mimarlık tarihi de bizim ilk aldığımız derslerden biri oluyor aslında mimarlık eğitiminde. Ve o süreçte yeni öğrenci olmanın da verdiği acemilikle sadece dersi vermeye odaklı oluyoruz. Bunun eksikliğini maalesef ki sonraki senelerde fark etmeye başlıyoruz. Diyoruz ki kendi kendimize o açığı kapatmaya çalışırken böyle kitaplardan, araştırmalardan keşke dersi sadece geçmeye odaklanmasaydım diyoruz. O yüzden burada alt sınıf arkadaşlarımız varsa onlara da küçük bir tavsiye. Evet, bu böyle yine şeye dönüyor. Bakın, mimarlık tarihi çok önemli arkadaşlar falan diye. Çünkü şeye de bağlamak istemiyorum, yani o stüdyonun bir yan elemanı mıdır, işte stüdyoyu desteklesin diye mi vardır? Değil, ama böyle tasarımcı kimliğiniz, işte projenizi tartışırken, kritik verirken, hani bir bak bu niye böyle olmuş, bu referansı buradan aldın ama onun bağlamı neydi acaba? Ya da bugün yapacağınız, yarın yapacağınız şeyler nasıl bir böyle sosyal, ekonomik, politik bağlamın içinde gelişiyor diye anlayabilmek çok çok kıymetli. Hani bunda tabii ki şeyin de etkisi var. Çoğu zaman böyle işte daha kısıtlı vakit ayrılabiliyor, öğretim elemanlarının durumuyla ilgili olabiliyor. Öyle bir anlatılma biçimiyle de ilgili. Yani öğrenci gözüyle baktığımda size de hak verebiliyorum. Ya da işte bütün o diğer derslerin ağırlığının ve sorumluluğunun arasında belki kaynayabiliyor, ama böyle azıcık işin mutfağında bilmek belki işinize yarar. Hocam benim de aklıma şey takıldı siz devam ederken. Bu arada sorunuz olursa sohbet kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben şey sormak istiyorum. Hani mesela herkes bu tasarım sürecinde özellikle konsept bulma aşamasında herkes bağlamı okumak, işte tarihsel sürece adapte olabilmek vesaireden bahsediyor ama hani bunun böyle olması gerektiğini biz de biliyoruz ama bazen uygulaması çok zor oluyor. Yani sizin gözünüzde bu tarihin değişimine ayak uydurabilen zamansız tasarımları ya da işte bağlama uygun bir şekilde bir tasarım nasıl gerçekleştirebilir? Yani bunu biz nasıl kolaylaştırabiliriz daha fazla? Teşekkür ederim sorun için. Yani çok böyle hocam jüri yaklaşıyor, hap bir bilgi gibi de geliyor, ama belki bilmiyorum, görmek çok kıymetli herhalde bu noktada. Yani hem örnek bakın, örnek bakın dediğimiz şey üzerinden, hem böyle birazcık gezerek anlamak. Hani imkanlar bunu ne kadar veriyor bilmiyorum, ama gerçekten okumaya ve anlamaya çalışmak sanırım. Çünkü hani şeyle çok karşılaşıyoruz. Şimdi birazcık öğrencilerden şikayet edeyim. İşte araştırdım, burada Selçuklular yaşamış, o yüzden ben alıyorum hop işte Taçkapı'yla gireceğim artık buraya. Hani böyle direkt referanslar değil de onun aslında nasıl bir kültürden çıktığını, niye öyle olduğunu, işte nerede olduğunu birazcık didikleyerek okumak gerekiyor sanırım. Onun üzerinden de kendi tasarımınızı, hani şu an neredeyim, dünya üzerinde bir böyle kendimizi konumlandırıp ya da o zaman çizgisinin içerisinde kendimizi konumlandırıp neye cevap veriyorum, hangi ihtiyacı karşılıyor, ne bırakmak istiyorum geriye gibi birazcık bakmak, baktığımız şeye sorular sormak, sonra dönüp kendimize sorular sormak gibi canlandı şu an zihnimde. Teşekkür ederim hocam. Bir de şu var, sürekli ben soru soruyorum ama bir de şu var, mesela bu tarihsel süreçteki bu didiklemek dediniz ya, hani mesela hikayelerin ayrıntısına inmek, yani bu neden böyle olmuş? Ya aslında direkt baktığımızda bu gerçekten neden böyle olduğunu anlayabilmek için çok yeterli kaynak var mı, ya da varsa da ben bilmiyorum, ya da yani birazcık zor oluyor bu bilgilere ulaşmak. Eğer sizin bildiğiniz varsa böyle hani daha çok işimize yarayabilecek kaynaklar, onları öğrenmek isterim. Bu da yine böyle mimarlık tarihinin çok tartışılan konularından bir tanesi aslında. Tarih yazımı kısmında. Bunun bir böyle kitabı yok. Yani size mimarlığın da nasıl ki hani alın arkadaşlar bunu 4 yıl boyunca çalışacaksınız diyebileceğimiz bir kitabı yok. Mimarlık tarihinin de böyle tek başına yazıldığı ve işte onu okuduğunuzda her şeyi bileceğiniz bir kaynağı yok.
Ama çokça farklı üretimler var bununla ilgili. Yaklaşımları farklı olan, işte nesnesi farklı olan, yazan kişinin perspektifi üzerinden çokça değişen çok kaynak var. Size daha sonra belki böyle bir okuma listesi gibi bir şey önerebilirim. Hani şu an tek bir kaynak önermek değil ama bir de tabii şey, bunu böyle tek bir yerde, hani nasıl ki söyledim, tek bir mimarlık tarihi yok. Bunu da böyle o kaynağı bulmak gibi değil. Ama merak ettiğiniz şeyi aramak üzerinden belki bulabilirsiniz. Yani işte en basitinden tezlere bakmak ya da böyle makalelere bakmak için neyi merak ediyorsunuz? İşte onun sağında solunda ne varmışı çok genel araştırmalarla aslında erişebilirsiniz. Şeyleri de bunun için birazcık anlattım. Hani böyle mimarlık tarihi çok tek başına bir şey değil, gidip onu bulduğunuz ve öğrendiğiniz değil de bir film izlerkenki bakışınız, işte gezerkenki bakışınız aslında o ilişkileri kurmanızı zamanla da sağlar gibi düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Biraz genel olarak dünya tarihiyle de bağdaştırmak gerekiyor aslında bence. Çünkü mesela ekonomik krizler, işte savaş, aslında bunlar bile mimarlığı etkileyen etmenler. İşte ekonomik krizden dolayı paralarının olmaması belki onları artık süsleme yapmamaya, o detaylara girmemeye zorluyor. Akımlar yavaş yavaş birbiriyle bu şekilde bağlantı kurarak değişiyor. Belki de okurken bir yandan o dönemin tarihiyle analizleyerek gitmek gerekiyor. Sebep-sonuç ilişkisi gibi biraz. Kesinlikle, yani böyle bir mimarlık vardır ve bunun etrafında da diğer olaylar gelişir gibi değil de tam da o bahsettiğiniz işte ekonomi nasıldı, teknoloji nasıldı, hani böyle bir çelik strüktür bulunana kadar işte o yüksekliğe çıkamıyordunuz, onu buldunuz ve artık çıkabilmeye başladınız ve bir anda her şey değişiyor. Ya da işte bir başka bir kültüre dokunmaya başlıyorsunuz, bir mimar bir yere gidiyor, geri geliyor ve o öğrendiği kültürle artık bir şeyler üretmeye başlıyor. O yüzden böyle işte bu yere aittir, işte Türkiye ise Türkiye'dir ya da o mimarsa o mimarındır gibi değil de tüm o ilişkiler ağı üzerinden anlamak gerekiyor. O da tabii ki çok böyle günümüzde hani kaçınılmaz olan küresel perspektifi göz önünde tutmayı gerektiriyor. Hocam ben ders bağlamında bir soru sorabilir miyim? Tabii. Şimdi ben birazcık hazırlık, birazcık birinci sınıf öğrencisiyim ve hani mimarlık tarihi benim de ilgilenmek istediğim bir alanda. Ama mesela birçok okulun tersine benim okulumda mimarlık tarihi ikinci sınıftan itibaren veriliyor. Ve mesela ben bunu bir üst dönemimle konuşmuştum. Bana şey demişti işte, birinci sınıfta temel mimarlık bilgilerini almadan zaten mimarlık tarihini anlamanız pek mümkün değil. Bizim okul o yüzden ikinci sınıfta veriliyor demişti. Hani siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Birinci sınıfta verilmesi ya da ikinci sınıfta verilmesi bir farklılık oluşturuyor mu sizce? Bu yani çok okula ve ekole, tüm o müfredatın kendi içindeki kurgusuyla çok ilişkili. Belki üst sınıf arkadaşın şöyle bir şey demek istemiş olabilir. Hani bu tarihi anlatırken ister istemez işte strüktürle ilgili kavramlardan, ne bileyim yerlerden, biçimlerden bahsediyor oluyoruz. Belki onları böyle sıralı bir şekilde öğrenmen gerektiğini düşünmüş olabilir ama ben çok katılamayacağım buna. Çünkü hani böyle durayım ve bunu şimdi sonra öğreneyim denecek bir şey değil. Çok o kültürün kendisi. Hani sen baktığın herhangi bir yapıda bu neymiş, kim yapmış, niye böyle yapılmış, niye böyle olmuş, işte bu böyle ama yanındaki niye böyle değil sorularını sormaya başladığında aslında onu öğrenmeye de başlamış oluyorsun. Hani öyle bir kendini kısıtlamaya bence gerek yok. Ama okulunun tabii ki bir sıralaması olabilir bununla ilgili. Merhaba. Sesim geliyordu ama. Merhaba, herkese merhaba. Teşekkür ediyoruz öncelikle bu etkinlik için ve sizler için. Benim ilk katılmam olacak bu. LinkedIn vasıtasıyla görüp katılmıştım. Ben Mehtap bu arada. Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık Bölüm mezunuyum. Ve yine aynı şekilde yüksek lisans öğrencisiyim Bozok Üniversitesi'nde. Heyecanlandım, kusura bakmayın.
Benim sorum aslında birazcık kendi tercihlerimle alakalı bir soru olacaktı. Fikrinizi çok merak ediyorum bu konuda. Ben böyle şeyim, şimdi mezun olmaya yakın arkadaşlar da var. Eminim onların aklında da bu sorun vardır. Mezun olduk, ne yapacağız şimdi? Hani piyasaya mı başlayacağız, ne yapacağız düşüncesi. Ben de bu soruları soruyordum kendime ve bir de hani 2-3 hafta sonra mı bilerek hareket etmek isteyen bir kişiliğim var maalesef. Çok planlı ve düzenli. O belirsizlik beni tamamen mahvediyor. Şimdi mimarlık eğitimim bittikten sonra tam olarak öyle bir sürecin içerisine düştüm. Ve ne yapacağımı bilemediğim için akademisyenlikten ziyade böyle öğrenme süreçlerinin devam etmesi amacıyla o öğrencilik sevkini devam ettirmek için yüksek lisans eğitimime başladım hemen. İşte Haziran'da mezun oldum. Eylül'de yüksek lisansıma başladım. Şu anda ilk yılım bitti. Tez dönemime başladım ama akademisyenlik de böyle yavaş yavaş ilgimi çekmeye başladı ama okumak da istiyorum, yapmak da istiyorum. Ama bir yandan da şu an benimle birlikte mezun olan arkadaşlarım aşağı yukarı 1-1,5 yıllık bir tecrübeleri oldu iş hayatında. Benim hiç öyle bir tecrübem yok. Acaba bazı şeylerden geç mi kalıyorum düşüncesi de oluşmaya başladı. Çünkü şu an hani en az bir yıldır akademisyenlik için uğraşıyorum ama dediğim gibi olup olmayacağı da belli değil. Yani tamamen yine bir belirsizliğin içerisindeyim. Hani bu konuda bizlere ne önerebilirsiniz? Şu an tamamen zaman kaybetmek de istemiyorum. Çünkü geriye dönüp baktığımda tekrar alamayacağım bir şeyin zaman olduğunu da farkındayım. Ama bazı şeyleri tecrübeyle de kazanacağımı farkındayım. Hani böyle yine bir belirsizlik içerisinde kalmış durumdayım açıkçası. Yorumlarınızı merak ediyordum bu konuda. Teşekkür ederim Mehtap. Böyle o heyecanınızı ve kaygınızı çok iyi anlıyorum. Özellikle böyle işte ekonomik koşulların, ortamın da çokça belirsiz olduğu bir yerde ne yapacağım sorusu çok normal herhalde. Yani bunu gibi mi almalıyım bilmiyorum. İşte akademide ya da lisans üstünde devam edersem piyasaya geç mi kalırım? Ya da akademisyen olayım mı? Gibi bir soru sanırım. Bir de var, hani şu an akademisyenlik için uğraşıyorum ama olup olmayacağı da belli değil. Hani net kesin bir şekilde olacak da diyemiyorum. Hani bilmiyorum, yani olup olmayacağını da bilemediğim için hani acaba diğer tarafa mı geç kalıyorum? Bir yerden oraya mı başlasam diye düşünüyorum. Geçen dönem öyle denedim. Hem okudum akademide, hem işte bir takım araştırmalarımı az önce arkadaşlarım bahsettiği şekilde ilk zamanlar dersleri geçmek için uğraştığım için sonradan o bilgileri tamamlamak zorunda kaldım özellikle yüksek lisansta. O yüzden hem ona çalıştım hem de bir ofis ortamında bulundum ve bu sefer bu beni çok yordu ve çok yıprattı. Sadece tek bir alana da yönelmem gerektiğinin farkındayım ama bu sefer de bir şeyleri kaçırmak da istemiyorum. Çünkü şu an öyle bir durumdayız ki aynı anda birden fazla şey yapabiliyorsan aslında başarılı olup bir yerlere gelebiliyorsun. O yüzden biraz tedirginim. Yani dediğim gibi kaygınızı anlıyorum ama bir yandan da çok bireysel bir tercih. Yani söyleyebilirim kendi adıma. Ama bu benim tamamen kişisel yorumum olacak. Yani geç kalmak gibi belki bakmamak lazım. Yani illaki o süreçte bir şeyler öğreniyorsunuz. Size başka bir şey katıyor. Yani çok böyle faydacı bir yerden bu bilgiyi piyasada kullanacak mıyım? İşte ofise gittiğimde buna bakacaklar mı? Ya da işte diğerini yaptığımda akademide karşılığı olacak mı? Çok işlevsel, çok pragmatist bir yerden. Ama belki biraz daha böyle büyük resmi, kendi büyük resminizi görmeye çalışıp göz önünde bulundurmak iyi olabilir gibi geliyor bana böyle konularda. Hani hep böyle sevdiğimiz şeyi yapmaya çalışıyoruz ya, çekildiğimiz şey üzerinden. İşte ben piyasayı seviyorum ya da şantiyeyi seviyorum, çizimi seviyorum, tarihi seviyorum, akademiyi seviyorum gibi. Bu çok güzel. Bunları bilmek, tanımak kendinizi. Bir yandan da neyi göze alabileceğiniz konusu var bence bunun içerisinde. Yani neyi yapmak istemiyorsunuz? Hani sizin için şantiyede sabahlamak mı daha zor, yoksa işte girip giremeyeceğinizden emin olamadığınız bir akademik kariyerin peşinde koşmak mı? Öncelikleriniz o an hayattaki, yani para kazanmak olabilir, kendinizi geliştirmek olabilir. O bir şeyi yapıyorum hissi olabilir. Çok çok kişisel ama umarım ve tahminimce girdiğiniz yolda mutlu olursunuz. Dönülmez gibi belki bakmamak lazım. Yani doktora yapıyorum ben şu anda ama, ya da akademide çalışıyorum. Bu demek değil ki sonsuza kadar bu böyle devam edecek. O değişiklikleri yapmak mümkün. Elbette bir yerden sonra zorlaşabiliyor ya da yatırımınızı bir tarafa yapmış oluyorsunuz.
Ama anladığım kadarıyla çok da gençsiniz, hani yeni de mezunsunuz. Evet. Belki deneyimlemek için aslında çokça fırsatınız da var. Önünüze öyle imkanlar çıkıyorsa, işte belki tezinizi bitirdikten sonra biraz piyasaya bakmak, o arada akademisyenliği koşturmak gibi bir şey olabilir. Ya da ben buna odaklanacağım, işte vaktim var, enerjim var, imkanlarım var diyorsanız biri üzerinden bakılabilir. Şey sanırım bir de hani yaşamın verdiği heyecanla mı artık bu yeni mimar, taze mimar olmanın heyecanı mı? Her şeyi yapmak istiyorum böyle, her yerde olmak istiyorum ama olmaya çalıştığım zaman da yine yorulup artık her şeyden soğumak da, korkmak da, uzaklaşmak da istemiyorum. O yüzden böyle önüme de fırsatlar çıkıyor ama nerede durmam gerektiğini de bilemiyorum. Böyle şeyim, çok karmaşık bir noktadayım. Yani belki herhalde biraz şans vererek gidilebilir. Önünüze çıkan fırsatları hani deneyip ne kadar istiyorsunuz, ne kadar istemiyorsunuz, hangisi daha iyi geliyor? Yani biraz birinde vakit geçirip başka bir şeye geçebilirsiniz. Sevdiğiniz şeyde devam edebilirsiniz. Yani buradan bakınca da hani hayat çok belirsiz ve size böyle bunu seçin çok iyi olacak deme şansım yok şu anda. Evet. Kendi tecrübem üzerinden hani ben bir şey seçtim. Onun devamı oradan geldi. Emeğimi ona yaptım, yatırımımı ona yaptım. Benim için böyle oldu. Sizin için de olur diye tahmin ediyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Chat'ten bir soru gelmiş. Hocam onu okuyayım isterseniz. Gamze'den gelmiş bu soru. Sunum için çok teşekkürler. Öncelikle benim sorum aslında biraz sizin mimarlık tarihi yolculuğunuz, mimarlık tarihine yönelmeniz hakkında demiş. İkinci sınıf mimarlık öğrencisi olarak bazen okurken ya da araştırırken çok kaybolabiliyorum. Bilgim doğrultusunda bu alana yönelmek istesem de bu kısım beni ister istemez korkutabiliyor. O yüzden siz de aynı şeyleri yaşadınız mı? Neler hissettiniz bu alana? Nasıl yöneldiniz? Onu sormak istemiştim demiş. Teşekkür ederim. Benim de böyle birinci, yani ikinci sınıftan belki itibaren bir ilgim ve yeteneğim sanıyorum ki vardı bu derse karşı. Yani bu lisans eğitimi içerisinde bir ders olarak hem de ilgimi çeken bir alan olarak iyi olduğum bir şeydi. Sonra birazcık böyle okuldaki hocaların da yönlendirmesiyle böyle bir alana girdim. Yani istiyordum, merak ediyordum. Benim için belki şanslı, belki bir emeğin karşılığı olarak ama iyi bir yol oldu. Ama buralarda mesela şeyler önemli noktalar bence. Nereyi seçtiniz? Yani işte bir yüksek lisans yapacaksanız onu nerede yapacağınız, hangi hocadan ders alacağınız, nasıl bir alan ilginizi çekiyor? Hani bu tüm bahsettiğim araçların hangilerini kullanmak, ne gibi ürünler ortaya koymak sizin ilginizi çekiyor üzerinden. Belki bu soruları sorup, yani bir de şey de olabiliyor, böyle yeni öğrendiğiniz bir şeyin çok heyecanıyla tamam ben bunu istiyorum diyorsunuz. Hani benim birkaç alan vardı aklımda, böyle yüksek lisans yapacağımı biliyordum. Ama hangisi olacağı zamanla şekillendi. İçine girdikten sonra da düşündüğüm, sorguladığım kısımlar oldu elbette. Bir şekilde devam ettim bununla. Orada böyle birazcık sonucu gözünüzde belki canlandırmaya çalışabilirsiniz. Yani bu okula gider ve bunu yapabilirim. Bu bana böyle böyle bir şeyler sağlar ya da benim bu ilgimi çekiyor, o yüzden bu yolu seçiyorum gibi. Yine böyle kendinize sorular sorarak, kendinizi tanımak üzerinden ve karşınızdaki şeyi iyi analiz etmek üzerinden çizilebilir gibi geliyor bana.